Merhaba arkadaşlar, ben Mixyap.com'dan Emre Çelik. Bugün sizlerle kulak içi kulaklıkları inceleyeceğiz ve kulak içi kulaklık kullanırken dikkat etmeniz gereken neler, onlara bakacağız. Aynı zamanda aslında bu bir Truth Ear Zero incelemesi. Yani benim son dönemde denk geldiğim kulak içi kulaklıklar içerisinde mükemmel sese sahip. Yani fiyatına göre konuşuyorum tabii. 39 Euro'ya alabileceğiniz daha iyi bir kulaklık bulabilir misiniz bilmiyorum. Biliyorsunuz Mixyap'ta böyle enteresan şeyler bulduğum zaman ve size faydasının olacağını düşündüğüm için hemen paylaşmak istiyorum. Tabii bunları da bunun size fayda sağlayıp sağlayamayacağına emin olabilmem için aradan belli bir zaman geçiyor. Ben 3 aydır 4 aydır falan sanırım kulaklıkla devamlı çalışıyorum ve artık emin olduktan sonra videosunu çekiyorum. Kulaklıktan bahsedelim. Kulaklık şöyle çok güzel bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Şurada da frekans cevabını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz frekans cevabı Harman Target eğrisi, yani bir kulaklıktan almanız gereken, herhangi bir kulaklık almanız gereken cevabı temsil ediyor. Çünkü insan kulağı böyle flat duymaz arkadaşlar. Bu oda cevabı kulaklıkta almamız gereken frekans cevabıdır. Bunu bilmiyorsanız kulaklıktan maksimum performans almayla alakalı bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz ve ne anlatıyor bu adam dediğiniz kısımda işi öğrenmiş olursunuz. İsterseniz kulaklığa bakalım. Kulaklığın kutusunu gördünüz. Kulaklığın içinden şöyle bir taşıma kılıfı çıkıyor. Bayağı büyük, taşıması bayağı zor. Ondan sonra böyle bir full set kulak içi silikonlar çıkıyor. Kulaklığın kendisi de burada. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi mavi, yani resimlerde göründüğü gibi böyle aşırı bir mavi değil. Aksine çok daha mat, çok daha karizmatik bir maviye sahip. Ve bu kabloyu söküp yeni bir kabloyla değişebilirsiniz. Bu kulaklığın olayı şu arkadaşlar. Bu kulaklık tamamıyla sesten ibaret. Yani çok düzgün bir sese sahip, doğru bir sese sahip. Ve bu özellikle de EDM'le falan uğraşıyorsanız mükemmel bir şekilde işinizi kolaylaştıracak bir kulaklık ve bunu da 39 Euro'ya sağlayacak bir kulaklık. Kulaklığın ana yapısı çift driver'dan oluşuyor. Yani iki tane hoparlör gibi düşünün. Hoparlörde ne var? Bir göbek var, bir mid var ya da işte bir göbek var ve tiz var. İki yollu bir hoparlör gibi düşünün. Bunda da iki tane driver var. Yani sadece sub bölgesine ve geri kalan bölgeye hitap eden iki tane driver'dan oluşuyor. Ve bu driver'lardan sub bölgesine etki eden kısmı resmen bir subwoofer gibi çalışıyor. Yani kulağınızda gümbür gümbür bas cevabı duyuyorsunuz. Tabii bir tactile feeling yok ama yani bir hoparlörle dinliyormuş gibi böyle her yeriniz titremiyor ama gerçekten size subwoofer dinliyormuşsunuz gibi doğru düzgün bir bas cevabı sağlıyor ve geri kalan kısmı da Harman eğrisini düzgün bir şekilde takip ettiği için çok net bir şekilde, yani bu kulaklıkta doğru çalan bir şeyi, doğru çalan bir parça diğer her yerde düzgün çalıyor. O yüzden zaten bunun videosunu çekiyorum. Yani tam bir referans kulaklığı olabilir. Hem kayıt alırken kullanabilirsiniz, hem müzik yaparken kullanabilirsiniz, hem sahnede kullanabilirsiniz. Yani her yere götürebilirsiniz. Zira şöyle küçücük bir taşıma kılıfına koyuyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi ve cebinize atıyorsunuz. Her zaman yanınızda. Referans kalite kulaklık her zaman yanınızda olmuş oluyor. Amfi istemiyor. Özel bir amfiye takmanıza gerek yok. Tabii amfinin artıları da olabilir ama ses gayet doyurucu bir şekilde, yani iPhone telefonundan bile çok düzgün bir şekilde çalıyor. Bu kulaklığı kullanırken arkadaşlar, ya da genel herhangi bir kulak içi kulaklık kullanırken dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeyim ben size. Şimdi kulaklığı aldığınızda şöyle bir setle geliyor dedik ya. Bunun içerisinde şöyle bir silikon var arkadaşlar. Siyah kulak ucu var. Bu kulak ucunu parmağınızda yuvarlayıp, daha doğrusu taktıktan sonra, bunun buraya taktıktan sonra parmağınızda yuvarlıyorsunuz ve kulağınıza takıyorsunuz. Ve buna aşağı yukarı bir 15-20 saniye bekledikten sonra, 30 saniye bekledikten sonra bu genişlemeye başlıyor. Tamamıyla kapatıyor. İşte burada önemli olan nokta bu. Bu kulaklığın veya herhangi bir kulak içi kulaklığın kulak kanalınızı kapatıyor olması lazım ki kulaklığın gerçek cevabını duyabilirsiniz, doğru cevabını duyabilirsiniz. Ya da bu kulaklıktan almanız gereken sesi ancak bu şekilde öğrenebilirsiniz. Daha sonra kimisi bu tarz kulak işleri, takma işlerini zor buluyor. İşte yuvarlayacağım, takacağım falan filan. Ben de onlardan biriyim. Daha sonra ben bu kulaklığın sesine alıştıktan sonra şu siyah kauçuk nereden çıktı? Bu siyah uçlarla, memory foamlarla kulaklığın vermesi gerektiği sesi aldıktan sonra ben bunları tek tek denedim. Tamam mı? Bakın görüyorsunuz. Dar uçlular var, geniş uçlular var ve boyutları da farklı. Yani insan kulağının kulak kanalı geniş olabilir, dar olabilir. Dolayısıyla bunlardan biri mutlaka şu siyahlardan aldığınız sound'u birebir size yansıtacaktır.
ya da işte siyahlarla da devam edebilirsiniz. Bunları iyi oturtturmadığınız sürece düzgün cevap alamıyorsunuz. Yani kulak içi kulaklıkları ben pek sevmememin sebebi bu arkadaşlar. Bu kulaklıkta bir kere oturduğu zaman, bir kere yerleştiği zaman o sound hiç bozulmuyor. Çünkü kafanızı sağa sola çevirseniz bile bu kulaklıklar çok hafif olduğu için ve kulak arkasına kilit mekanizmasına sahip olduğu için, yani kulağınıza dolanarak taktığınız için, hiçbir şekilde ne sahnede ne de başka bir yerde ya da işte ne müzik yaparken ya da ne de mix yaparken bilgisayar başında hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Bununla oyun da oynayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu kulaklığın olayı şurada gösterdiğim gibi tamamıyla flat cevaba sahip olması. Yani hiçbir şekilde EQ yapmanıza gerek yok. Veya işte şurasını düzelteyim, burasını düzelteyim diye uğraşmanıza gerek yok. Çünkü düzgün bir şekilde sesi duyacaksınız. Bunları dikkat edin. Kulağınıza tam oturmadığı sürece bu kulaklık doğru cevabı alamayacaksınız. Ona alışmanız gerekecek. Yani şu Apple kulaklıkları gibi adaptif EQ'ya sahip değil. Yani bunun bir cevabı var. Bunu kulağınıza takıyorsunuz ve yanlış da taksanız da doğru da taksanız kulak otomatik olarak onu adaptif EQ yaptığı için kulak ona alışıyor. Yani doğru sound'u vermeye çalışıyor. Ancak bir kere oturttuğunuzda, bir kere yerleştirdiğinizde ve alıştığınızda buna gerçekten sesine bayılacaksınız. Bu fiyata da bulamayacağınız bir kulaklık bu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam tamam güzel, her şey güzel, bunu nereden alacağız? Arkadaşlar bunu Türkiye'de şu an henüz satıcısı yok. Resmi satıcısı yok. Amazon'da, yurt dışında yaşıyorsanız Amazon'dan falan çok kısa bir sürede alabilirsiniz. Ama Türkiye'de Amazon'dan almanızı tavsiye etmem. Aşağıya linkini bırakacağım nereden almanız gerektiğinin. Herhangi bir affiliate'im yok. Yani o linke tıklayınca ben para kazanmıyorum. Tamamen bunu biliyorsunuz. Amme hizmeti. MixUp'ta bu tarz şeylere gerek yok. İşte oraya tıklayın, oradan ben para kazanayım derdimiz yok çok şükür. Oradaki linke tıklıyorsunuz. Shenzhen Audio diye bir Çin'de bir tane işte bu tarz kulaklıklar satan, amfiler satan, Çin malı, yani Chi-Fi diyorlar, Çin malı Hi-Fi ürünleri satan bir yer var. Güvenilir bir yer, dünyanın her yerine gönderiyorlar ve oraya siparişinizi veriyorsunuz. Bir hafta 10 gün içerisinde kapınıza getiriyorlar. Vergisiz oluyor. Şu anda son dönemde yeni alan arkadaşlar herhalde bir 15-20 kişi almıştır benim Instagram postumdan sonra. Herkes satın aldı. Sizden sadece TC kimlik numaranızı istiyorlar. Siparişi veriyorsunuz. Kargo parası ödemiyorsunuz. Hiçbir şey ödemiyorsunuz ve kapıya kadar geliyor. Bu işte belki ülkenin uzak bölgelerinde yaşayanlar, işte Karadeniz'in en uç köşesinde, doğunun en uç köşesinde yaşayan birilerine belki kargo uzun, daha fazla zaman aldığı için. Çünkü İstanbul'a iniyor öncelikle. İstanbul'dan dağıtım yapılıyor. Belki ekstra bir ufak bir külfet bindirebilir ama ne kadar külfet bindirirse bindirsin, ki şu an öyle bir durum yok. 39 Euro'ya aldığınız kulaklık, bir o kadar daha para koysanız bu kulaklığa değer arkadaşlar. Yani bu kulaklık mükemmel bir kulaklık. Parası yetmeyen, durumu olmayan veya ekstra yanında bir referans kulaklık daha olsun isteyen, cebimde taşıyayım isteyen, yürüyüş yapan, her zaman kaliteli sound'u, referans sound'u dinlemeye devam edeyim diyen arkadaşlar bu kulaklığı da kullanabilirler. Kulaklığınız olsa bile bunu almanızı kesinlikle öneririm. Bir sorunuz olursa aşağıya yazın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.